arkası yarın. Ekmekçi Kadın. Yedinci bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Javier de Montauban. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Güldiken. Bir fabrikada gece bekçiliği yapan iki çocuk annesi Jen Fortier, iftira sonucu patronunu öldürmek ve fabrikayı yakmak suçlarından ömür boyu hapse mahkum olur. Oysa cinayeti işleyen ve fabrikayı yakan kadına asılan ustabaşı Jack Garrow'dur. Sefil adam, işlediği suçlardan sonra Paul Harmon adında eskiden ölmüş bir arkadaşının kimliğine bürünerek Amerika'ya kaçar ve orada çok zengin bir adama önce ortak sonra da damat olur. Karısının ve ortağı olan kayınpederinin ölümünden sonra fabrikaların tek sahibi olur. Ancak kızı Mary ölümcül derecede hastadır. Kızının arzusuna boyun eğerek tekrar Fransa'ya, Paris'e yerleşir. Ve ondan sonra kader ağlarını örmeye başlar. Ömür boyu hapse mahkumu olan Jen Fortier çocuklarını aramak üzere hapisten kaçar ve evlere ekmek dağıtan bir fırında çalışmaya başlar. Kadının oğlu George 24 yaşında avukat olmuştur. Kızı Lucy ise öldürülen fabrikatörün oğlu Lucien ile nişanlıdır ve Lucien babasını öldüren sahte Paul Harmon yani Jack Garrow'un fabrikasında çalışmaktadır ve aynı zamanda da George'la yakın arkadaştır. Ama ne George kız kardeşi Lucy'yi tanımakta ne de Lucien en yakın arkadaşı George'un annesinin babasını öldürmek suçuyla tutuklandığından haberdar değildir. Sahte Paul Harmond'un kızı Lucien'e deli gibi aşıktır ve babasından kendisini Lucien'le evlendirmesini ister. Ne var ki Lucien, başkasını sevdiği için milyonerin kızıyla evlenmesi teklifini geri çevirir. Bunun üzerine sahte Paul Harmon, Lucien'in nişanlısı Lucy'yi öldürmesi için Ovid'i kiralar. Ovid, kızı bıçaklar ama öldüremez, ağır yaralar. Deden pis şantajcı nerede kaldı? Saat gece yarısını geçelim nice oldu. Yarım saat sonra gelirim demişti. Sakın bir aksilik. Selam. Selam amcaoğlu. Hoyt. Tamam mı? Bitirdin mi işi? Ayıp ettin abi. Şu anda Lucien'in cesedi çalılar arasında kanlar içinde yatıyor. Kızın öldüğüne emin misin? Merak etme. Yarın gazetelerde kızcağızın sefil bir hırsız tarafından cinayete kurban gittiğini okuyabilirsin. Çok şükür. Bu işte istediğim gibi sonuçlandı. Maricim canım kızım kurtuldu. Lucien nişanlısının öldüğüne önce üzülür ama sonradan kızımla evlenmek için koşa koşa gelip kapımı çalar. Hey arabacı devam et. Ne? Evet ben sözümü tuttum. Şimdi sözünü tutma sırası sende amcaoğlu. Merak etme param hazır. Al tam 100.000 frank. Bir 100.000 frank daha rica edeceğim. Neden? Seninle 100.000 frankla anlaşmıştık ya. Sonradan düşündüm. Nedense son zamanlarda kumarda şansım pek yaver gitmiyor amcaoğlu. Bu 100.000 frankı kaybedersem meteliksiz kalabilirim. Bu yüzden... Pis şantajcı. Tamam sana 100.000 frank daha vereceğim ama bir süre için ortalıktan kaybol. Peki peki neden amcaoğlu? Bu cinayet için polisin benden şüphelenmesini gerektirecek bir şey yok ki ortada. Şu manken kız Amanda'yı unutuyorsun galiba. O seni tanıyor. Evet ama Ovid diye değil. Baron Arnold Lloris diye tanıyor beni. Ne olursa olsun sen bir zaman ortalıktan kaybol ve o Amanda denilen kızla da ilgini kes Ovid. Tamam amcaoğlu. Öyle diyorsan öyle yaparım. Paris Amanda gibi yosmalarla dolu. Eğlenecek başka bir şıfıntı bulurum kendime. Tanrı'ya şükürler olsun. Hüsnü ayılıyor komiser. Evet. Doktor güçlü bir bünyesi olduğunu söylemişti. Tanrım. Lizona nazar mısın? Benim güzel kızım, benim yavrum. İyi ama burası neresi? Bana ne oldu? Başına gelenleri hatırlamıyor musun yavrum? Bak bu Bey Columbus komiseri. Geçmiş olsun Matmazel Lucy. Dün gece sizi Lizona'na yaralı bir halde bulup bize haber verdirdi. Eğer o olmasaydı kan kaybından ölebilirdiniz.
Tanrı senden razı olsun Lizon Ana. Hayatım sana borçlu. Matmazel, başınıza gelenleri hatırlıyor musunuz? Evet komiser. Valinin hanımına robunu bırakmış dönüyordum. Patika çok karanlıktı. Birden bir karaltı yolumu kesti ve gebertiyerek bana bıçakla saldırdı. Peki sizi bıçaklayan adamın yüzünü gördünüz mü? Hayır, etraf öyle karanlıktı ki. Sizi vuran katil boynunuzdaki altın kolyeyle çantanızdaki cüzdanını da almış. Ne kadar paranız vardı? Aşağı yukarı 30 frank ve bir hayli de bozuk para. Herhalde Lucy'ye saldıran cani bu işi hırsızlık maksadıyla yapmış olmalı. Öyle değil mi komiser? Elbette öyledir Lizon Ana, öyle olmalı. Zira benim hiç düşmanım yoktur. Bundan emin misiniz matmazel? Elbette, neden sordun? Yaptığımız araştırmaya göre sizi yaralayan bıçak oturduğunuz apartmanın altındaki bıçakçı dükkanından satın alınmış. Ne? Aman Tanrım. Bu tesadüf olamaz mı komiser? Olabilir tabii. Yalnız bu da mı tesadüf bilemiyorum ama bıçak size saldırılmadan bir gün önce satın alınmış. Ne? Bir gün önce mi? Evet matmazel. Bu da size saldıran caninin o sırada orada bulunan bir serseri değil, sizin bir düşmanınız olduğunu gösteriyor bize. Ama mümkün değil. Benim hiç düşmanım yoktur komiser bey. Demek ki var. Bir gün önce bıçağı sizin binanızın altındaki dükkandan alıyor, ertesi günü de sizi orada bekliyor ve bıçaklıyor. Bunlar tesadüf olamaz matmazel. Bu size karşı planlanmış bir saldırıdır. Aman Tanrım. Yani biri bilerek mi canıma kastetti? Tanrım ne korkunç bir şey. Doğru söylüyorsunuz komiser. Sizin olay günü Columbus'a gideceğinizi kimler biliyordu matmazel? Kimler mi biliyordu? Amanda biliyordu. Evet, bir tek o biliyordu. Zira bana valinin hanımının robunu o getirmiş ve Columbus'a giderek proveyi orada yapmamı söylemişti. Kim bu Amanda? Madame Auguste'nin terzanesinde çalışan model kızlardan biri. Ama Amanda benim düşmanım değil ki. Neden benim ölmemi istesin? Neyse, her şeye rağmen Tanrı'ya şükredin. Basit bir yaralanmayla kurtuldunuz matmazel. Ben gideyim, sonra yine görüşürüz. Güle güle Monsieur Komiser. Ne zamandan beri buradayım Lizon Ana? Dün geceden beri kızım. Doktorla konuştun mu? Ne zaman evime gidebileceğim? Yaran kapanıncaya kadar hastanede kalman gerekiyormuş kızım. Hem evine gitmek için neden acele ediyorsun? Burada daha güvende sayılırsın. O zaman sen bir zahmet evime kadar gider misin Lizon Ana? Tabii kızım. Bir şey mi istiyorsun evinde? Lucien gittiği yerden mektup yazacaktı da. Anlaşıldı. Merak etme. Mektup gelmişse getiririm sana. Ne? Lucy'yi öldürmek mi istediler? Aman Tanrım. Peki Lucy'nin durumu nasıl komiser bey? Sadece yaralanmış, hastanede yatıyor. O yol o kadar kötü ki komiser bey. Bazen oraya ben de giderdim. Korkudan ödüm kopardı. Demek sonunda sefil bir hırsız Lucy'ye saldırdı ha? Lucy'nin o gün Columbus'a gideceğini biliyordunuz değil mi? Elbette, neden sordunuz? Matmazel Amanda, Lucy'ye saldırıp yaralayan bir hırsız değil. Değil mi? Kim peki? Henüz bilmiyoruz ama bulacağız tabii. Peki hırsız olmadığını nereden biliyorsunuz? Genç kıza saldıran katil bıçağı siz Lucy'nin evine robu vermeye gittiğiniz gün ve saatlerde Lucy'nin evinin altındaki bıçakçı dükkanından satın aldı. Ne? Lucy'nin evinin altındaki dükkandan mı almış? Hem de ben Lucy'nin evine gittiğim saatlerde ha? Evet, aynen öyle. Belki de o sırada katili bıçakçı dükkanından çıkarken görmüş olabilirsiniz. Belki de ama Lucy'nin başına böyle bir şey geleceğini bilmediğim için dikkat etmemişimdir. Tanrım, demek ona düşmanlık besleyen biri planlayarak Lucy'yi öldürmek istedi ha? Evet matmazel. Size kartımı vereyim. Eğer sonradan aklınıza gelebilecek bir ayrıntı hatırlarsanız beni arayın lütfen. Şimdilik hoşça kalın. Güle güle. Demek benim Lucy'nin evine gittiğim sıralarda katil bıçağı kızın evinin altındaki dükkandan satın almış. İyi ama Lucy'nin ertesi gün Columbus'a gideceğini nereden biliyormuş o katil? Tanrım! Baron de Reis. Lucy'nin Columbus'a gideceğini benden başka bir de o biliyordu. Acaba bunu komisere söylesem mi? Matmazel Amanda! Ne var Pierre?
Aha, bu sabah bir bay gelip seni sordu. Bulamayınca sana vermem için şu mektubu bıraktı, alır mısınız? Ver bakayım. Kimmiş beni arayan Mösyö? Buyurun efendim. Tamam Pierre, işinin başına dönebilirsin. Sağ ol. Sevgili Amanda, sana bugün o beğendiğin gerdanlığı almaya söz vermiştim. Ama acilen şehir dışına çıkmam gerekti. Dönüşümde seni ararım. Baron de Reis. Alçak, namussuz baron. Şehir dışına çıkıyormuş. Aklı sıra beni kandıracak. O gerdanlığı almamak için böyle yapıyor. Ama sana bunun hesabını sorarım baron. Beni aptal yerine koymak ne demekmiş görürsün. Eğer Lucy'nin bıçaklanma işinde parmağın yoksa bana da Amanda demesinler. Lucy, al kızım. İki tane mektubum var. Kapının önünde duruyordu. Mutlaka Lucien'dendir. Onu öyle özledim ki Lizona'na. İnsan sevdiğini özlemez olur mu hiç güzel kızım? Başına gelenleri yazacak mısın Lucy? Evet, yazacağım Lizona'na. O benim nişanlım. Aynı zamanda her şeyim. Ondan hiçbir şeyi gizlemek istemem. Sonra aradan günler geçti. Lucy iyileşti ve evine geri döndü. Lucien ise hala Paris dışındaydı. Milyoner iş adamı sahte Paul Harmon ise Lucy'yi öldü biliyordu. Kızı Mary ise Lucien'e duyduğu aşkın acısını çekiyordu. Ve bir gün kapıları çalındı. Lucy öleli 10 gün oluyor. Lucien'in nişanlısının öldüğünden haberi yok. Şehre döndüğünde öğrenecek bu feci haberi. Bir süre ağlayacak, üzülecek ama sonra onu unutacak. Ve işte o zaman ben kendisine kızımla evlenmesini bir kere daha teklif ettim de Lucien bu sefer olmaz diyemeyecek. Merhaba baba. Mari, benim melek kızım bugün nasılmış bakayım? İyi değilim baba. Niye? Gün be gün kötüye gidiyorum. Kalbim öylesine acıyor ki anlatamam. Hala Lucien'i düşünüyorsun değil mi? Elimde değil babacığım. Lucien'e olan aşkım zayıflayacağına gittikçe şiddetleniyor. Onu öyle çok seviyorum ki. Biraz daha sabretmeliyim. Eninde sonunda Lucien'i sana altın bir tabak içinde hediye edeceğim. Nasıl olacak bu baba? O başka birini severken nasıl benimle evlenir? Aldatma beni. Lucien'le hiçbir zaman evlenemeyeceğim. Hayır, evleneceksin. Bunun için yemin etmiştim sana. Az kaldı, biraz daha bekle. Çok kararlı konuşuyorsun baba. Bildiğin bir şey mi var yoksa? Evet var. Bana da söyle lütfen. Acele etmemeliyim, yakında öğrenirsin. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Lucien çok değil, 1-2 aya kadar Lucy denilen o kızı unutacak ve senin kollarına atılacak. Keşke bu söylediklerin gerçek olsa. Keşke onunla evlenebilsem. İşte o zaman içimdeki yaşama sevinci tekrar canlanacak ve ben yaşayacağım baba. Söyledim ya, az kaldı kızım. Çok az. Yeter ki sabret. Affedersiniz efendim. Matmazel Mary'nin terzisi geldi. Prova için salonda bekliyor. Ne? Lucy mi geldi? Evet matmazel. Lucy? Lucy? Olamaz. Mümkün değil bu. Üzülme babacığım. O kızla görüşmeyeceğim. Onun yüzünü bile görmek istemiyorum. Yok yok, hayır olmaz. Onu buraya yanımıza çağır. Ama nasıl olur? O sevdiğim adamı elimden aldı. Hayır, haksızlık etme kızım. O zavallının bu işte bir suçu yok. Lucien'le senden çok önce tanışmışlar. Lucien o sıralar seni tanımış olsaydı hiç Lucy'ye yüz verir miydi? Kader sana acımasız bir oyun oynamışsa bundan Lucien'in ne suçu olabilir ki? Bilemiyorum baba. Ama Lucien'le evlenmeme engel olduğu için artık o kızı hiç sevmiyorum. Olsun, bu seferlik bir şey deme. Provanı yaptır ama daha sonra Madame Augustine'e söylersin, sana başka bir terzi kız gönderir. Nasıl istersen baba. Terzi kızı buraya getir Pierre. Baş üstüne matmazel. Buyurun matmazel. Nasılsınız matmazel Marie? Neden geldiniz matmazel? Elbiselerinizi prova yapmaya gelmiştim matmazel. Size sipariş verdiğimi hatırlamıyorum. Madame Auguste'nin dükkanına son geldiğinizde 2 adet rob siparişi verdiniz. Unutmuşum. Gerçi çok geciktim ama bunda benim suçum yok. Az kalsın bir cinayete kurban gidiyordum. Bir cinayete mi? Ne oldu peki? Biri beni bıçakladı matmazel. Az kalsın ölüyordum. Geçmiş olsun matmazel. Yaralandınız mı? Evet monsieur. Yaram hala acıyor.
Saldırganın bıçağı kalbime yakın bir yere saplanmış. İkinci vuruşu ise tokamın üzerine geldiği için kurtuldum. İsabet ki bıçağı kırılmış da üçüncü bir vuruşu yapamadan kaçmış. Bu büyük rastlantı için Tanrı'ya şükretmelisiniz. Peki size saldıran cani yakalandı mı? Hayır, ama en kısa zamanda onun ele geçeceğine inanıyorum. Size saldıranı polislere tarif edebildiniz mi? Hayır matmazel, ne yazık ki o canavarı göremedim. Olay yeri çok karanlıktı. Aniden üzerime saldırdı. Beni bıçakladıktan sonra cüzdanımla boynumdaki altın kolyemi alarak kaçtığına göre mutlaka çevrede dolaşan serseri hırsızlardan biridir. Neyse, geçmiş olsun Lucy. Provayı nerede yapmamı istersiniz matmazel? Bugün prova edecek halde değilim. Kendimi iyi hissetmiyorum. Bir ara ben Madame Auguste'nin dükkanına gelirim. Orada prova yaparsınız. Sizi kapıya kadar geçireyim. Peki. Alçak sahtekar oydu. Bana kızın öldüğünü söylemişti. Oysa yaşıyormuş. Ne yapacağım şimdi? Çıldırmak işten değil. Ama dur bakayım. Bu kızın yüzü bana hiç yabancı gelmedi. Jean Forte'ye o kadar benziyor ki. Sakın onun kızı olmasın bu. Ne yaptın Lucy? Ne yapacağım, geri gönderdim. Eskiden severdim onu. Ama şimdi öylesine nefret ediyorum. Hatırlıyor musun Mary? Sen bu kızın yetimhanede büyüdüğünü söylemiştin. Bunu nereden biliyorsun Mary? O zamanlar ona acımış, onunla ilgilenmiştim baba. Hayatını anlatırken soyadı bile olmadığını, yetimhaneye 9 numarayla yazılı bulunduğunu söylemişti. Ama ben sana bunları anlatmıştım ya baba. Evet, ama unutmuş olacağım. Peki kimin kendisini bıraktığı hakkında bir bilgisi var mı? Hayır. İyi de Lucy ile neden bu kadar ilgilenmeye başladın baba? Sebebini daha sonra anlatırım. Ama şu kadarını bil ki bu kız hakkında bir tahkikat yaptıracağım. Neyse, ben gidiyorum, akşama görüşürüz. Nereye gidiyorsun baba? Fabrika. Tamam açıyorum. Amcaoğlu, hayrola? İçeri girebilir miyim Ovid? Tabii buyur. Hayrola amcaoğlu? Bu ne surat böyle? Mahvolduk Ovid, mahvolduk. Neden, ne oldu ki abi? Lucy, o terzi kız yaşıyor. Ne? Lucy yaşıyor mu? Evet yaşıyor. Hadi canım, alay etme benimle abi. Bileğime güvenirim ben. Bıçağı ta sabına kadar sokmuştum. Kim söylemişse sana yalan söylemiş. Kız öldü amcaoğlu. Sersem, kızı gördüm. Gördün mü? Evet, bugün konağa geldi. Mary'nin roblarını prova etmeye geldiğinde gördüm. Ama nasıl olur amcaoğlu, bıçağı kalbine sokmuştum. Hayır, karanlıkta omzuna isabet etmiş. İkinci bıçak darbesi ise belindeki kemerine isabet edip bıçağı kırmış. Vay canına, kız yaşıyor ha, mahvoldum desene. Artık Fransa bana haram. Kız beni tanırsa hapı yuttum demektir. Salatma, karanlıkta kendisini vuranı görememiş bile. Saldırganı yol kesen serseri hırsızlardan biri sanıyor. Kızın cüzdanı ile kolyesini iyi ki çalmışsın. Madem ki beni görmemiş, korkmam için bir sebep kalmadı o zaman. Yeni bir plan yapar, bu kez işini bitiririm. Sakın ha. İkinci bir girişim kuşkuları uyandırır. Benim daha iyi bir fikrim var. Ekmekçi Kadın adlı oyunumuzun 17. bölümünü dinlediniz. 18. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.